Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf inkılap tarihi 2. dönem 1. yazılı programımıza başlıyoruz. Hazır mısın Tonguç Eladın benim? Hazırım hocam. Harikasın. Zaten bunlar LGS inkılap tarihinin de konuları. Hazır olmamız lazım. Ya istiklal ya ölüm. Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye zaten LGS'de de çok fazla gelen konular. LGS inkılap mı daha zor? Yazılı inkılap mı daha zor hocam? Güzel bir soru sordun. İkisi de benzer zorlukta. Zaten biliyorsun bu sene Milli Eğitim Bakanlığı bize örnek soruları da açıkladı. Yani inkılap tarihinde senaryo 1, senaryo 2 gibi çok güzel yaptı. Mesela diyelim ki siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. Buradan bir soru sorulacak yazılı dedi. Ve bununla alakalı da bize örnek sorular paylaştı. Mesela demiş ki Mustafa Kemal Paşa'nın tekalifi milli emirlerini çıkarma nedenini ve bu emirlerin çıkarılmasının büyük taarruz etkisini açıklayınız demiş. Bu soruyu seçenekli bir şekilde bize LGS'de de sorabilirler. Çünkü bu bir kazanım. Bu kazanım bilmemiz gerekiyor. Bizler de zaten hem yazılı notlarımızda hem yazıllarınıza yarayacak şekilde hem de LGS'de bilgileri öğrenebileceğiniz şekilde tüm notları, kazanımları yazdık. Ve sana bir haberim daha var Tonguç'un. Biliyorsun yazıl denemelerimiz de çok çok önemli. Buradaki soruları da çözmelisin. Buradaki soruları çözerken diyelim ki bu inkılap tarihi sorusunu yaptın. Kare kontrol ettiğin cevabın yanlış. Bu durumda ne yapacaksın? Doğru cevabını kitaba yazacağım. Harikasın Tonguç'um. Doğru cevabı tekrar kitaba yazmamız gerekiyor. Çünkü böylece yazılda buna benzer bir soru gelirse sonuçta bunları biz kazananlara göre hazırladık. Mükemmel bir şekilde kaçırmamış olacaksın. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Bugün sizlerle beraber hem milli eğitimin örnek sorularına benzer soruları çözeceğiz. Hem de yazılda hocalarımızın kesin kesin sorar dediğimiz, yüzde yüz kesin çıkar dediğimiz bölümlerini güzel bir şekilde öğreneceğiz. İlk başta bir konu anlatımıyla başlayacağız. Hani konular bilmiyormuşuz gibi. Hocam unuttuk bir daha anlatın dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle güzel bir konu anlatımı yapacağız. Özetlerimiz var harika bir şekilde. Zaten bu özetlerin birebir aynısı bizler için zaten yazı notlarında da var. Sizler de buradan bu notları ben anlatırken size buradan altını çizmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonrasında da sonrasında yazı notlarımızdan sonra da sorularımız gelecek. Bu soruları da beraber çözeceğiz. O zaman intromuz girsin ve yazılı programımıza başlayalım. Evet arkadaşlar ya İstiklal ya Ölüm Ünitesi'nde tekalifi milliye çok önemli bir kavram ne olduğunu bilmemiz lazım. Genel seferberlik demek yani ordumuzun çok ciddi ihtiyaçları var bu ihtiyaçların karşılanması için halktan geri ödenme koşuluyla yardımlar toplanacak buna biz tekalifi milliye diyoruz Sakarya'dan büyük taarruza kadar bekleyeceğiz Sakarya'dan büyük taarruza kadar bekleyeceğiz ve büyük taarruza düşmanı ne yapacağız sonuç herhalde benim düşmanı denize dökeceğiz harikasın hatta bizim burası Türkiye diye bir şarkımız var onu da burası Türkiye diye Google'a yazarsanız YouTube'a yazarsanız çıkar o şarkıda da bu süreci ve bu süreci çok güzel bir şekilde esprili bir dille ve ama tam da LGS'e çıkacak şekilde anlatıyoruz. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Lozan Anlaşması bağımsızlığımızın tescili ve bir de sanat ve edebiyat eserleri de milli mücadele var. Burası çok lokum, çok kolay. Burada bağımsızlığımıza saygı duyan resimler yapıldığını söylememiz yeterli. Bu kısımda ise Atatürk ilkelerini imlememiz lazım. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık, devletçilik ve bunlarla bağlantı olarak yaşanan gelişmeleri göreceğiz. Mesela siyasi alandakiler daha çok cumhuriyetçilik alakalı olacak. Hukuk alandakiler daha çok laiklikle alakalı olacak. Eğitim ve kültür alanındakiler daha çok milliyetçilikle alakalı olacak ve layıklıkla alakalı olacak. Toplumsal alanda yine halkçılığı göreceğiz, eşitliği sağlayacağız. Ekonomi alanında da devletçilik ilkesiyle alakalı gelişmeleri göreceğiz. Devletçilik neydi hocam? Devletçilik karma ekonomiydi. Bunları zaten birazdan tek tek anlatacağım sizlere. Karma ekonomi demek yani hem devlet temel yatırımlar yapıyor hem de özel sektörden de e, özel sektörde destekleniyor diyebiliriz. Şimdi o zaman Batı cephesiyle yani tekalif milliyenin olduğu kısmına başlıyoruz. Burada Yunanlarla savaşıyoruz. Biliyorsun, Doğu Cephesinde Ermenilerle savaştık. Güney Cephesinde Fransızlar ve Ermenilerle, Batı Cephesinde de Yunanlarla savaşıyoruz. Yunanlarla ilk başta kuva Milliye yani düzensiz, bölgesel ordularımız savaşıyor. Sonrasında başarı gelmeyince ordumuz geri çekilmeye başlayınca düzenli ordu kurulacak. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün bak bu LGS'de %100 çıkar. Bunu iyi bilmelisin Tonguç'um. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün temel özelliği de bu. Bağımsız, dağınık bölgesel olan Türk halkını ister kuay Milli olsun ister Yaralı cemiyetler olsun böyle dağınık haldeyiz bu dağınık Türk halkını birleştiriyor. Yani milli birlik ve beraberliği sağlıyor. Sana bir soru sorayım. Bu kalemi kırabilir miyim sence ben Tonguç? Evet hocam. Teşekkür ederim. Kırabilirim. Evet doğru. Ama bu kalemlerin hepsi birleştiği zaman ben bu kalemleri kıramam. İşte Mustafa Kemal Atatürk de birlikten kuvvet doğar diyecek ve düzensiz bölgesel ordu olan Kuvay Milliyi düzenli orduya dönüştürecek. Dağınık haldeki yararlı cemiyetleri de birleştirip TBMM'ye dönüştürecek. Bu kalemleri de şöyle kaldıralım. Şöyle karışıklık olmasın. Şimdi devam ediyoruz. Batı cephesinde ilk savaşımız 1. Yunanlı Savaşı. 1. Yunanlı Savaşı'nda biz 1-0 öne geçiyoruz. Hemen şöyle yazalım şuraya. Nasıl yazalım? Şuraya 1-0 öne geçiyoruz. Bir e, savunma savaşı bu. Yunanlar bize saldırıyor ve durduruyoruz. Bu savaşın esasında bir talim olduğunu, bir hazırlık olduğunu söyleyebiliriz. Teşkilat esası ilk anayasamız... Afgan Dostluk Anlaşması, ilk defa bir Müslüman devlet bize destek oluyor ve Afganistan'la anlaşma yapıyoruz. Londra Konferansı'nda itiraf devletleri bizi ilk kez tanıyor ve bizi Londra'ya çağırıyorlar. Amaçları nedir? Bizimle anlaşmak istiyorlar. Hayır hayır, bizimle anlaşmak istemiyorlar. Esasında bizi ezerek bize Sevr Anlaşması'nı yeniden sunmak istiyorlar. Hani biliyorsun Sevr Anlaşması vardı, korkunç bir anlaşma. Onu yeniden bize sunmaya çalışıyorlar. Hatta bu süreci şöyle anlatayım sana bak, karışıklık olmasın. Şimdi, Birinci Dünya Savaşı vardı. Birinci Dünya Savaşı'nda, biz Almanya ile beraber itilaf devletlerine saldırdık. Fakat Birinci Dünya Savaşı bittiğinde biz yeniliyoruz. E, Almanya yenildiği için biz yenilmiş sayılıyoruz. Zaten Çanakkale cephesi hariç bütün cephelerde kaybedince Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mondros Ateşkesi var bak. Mondros Ateşkesi. Mondros Ateşkesi'nden sonra Mondros Ateşkesi'nden sonra itilaf devletleri işgallere başlıyorlar. Mondros Ateşkesi bizi 7-24 işgallere açık hale getiriyordu. Ardından Mondros Ateşkesi'nden sonra bu işgaller başladıktan sonra Türk halkı İki şekilde tepki gösteriyor. Bak o zaman halkımız tepki gösteriyor. Halkın tepkisi diyelim. Halkın tepkisi iki şekilde. Bir Kuvayi Milliye var. Kuvayi Milliye. Bu Kuvayi Milliye düzensiz bölgesel ordu. Bir de tabii ki ne var? Ee, yararlı cemiyetler var. Yararlı cemiyetlerde bulundukları bölgede... ...işte Türklüğünü ispatlamaya çalışıyorlar. Bulundukları bölgede işgalleri protesto ediyorlar. Şimdi Mondros'tan sonra 7-24 işgaller başlayınca halkın tepkisi işgallere diyelim şöyle bak işgallere. Bu kısmı çok iyi anlaman lazım. Şimdi burada halk işgallere tepki edecek ve bu tepkiler sırasında Mustafa Kemal de Anadolu'ya çıkıp bak Mustafa Kemal de önce Samsun'a gidecek. Samsun'dan Anadolu'ya geçerek burada Kurtuluşu başlayacak bak. Haes diyeceğiz. Hani hayale selah diyorlar ya camide. Onun gibi H.S. Kurtuluşu başlayacak. Nedir bu? Birincisi Havza genelgesini yapacak. İkincisi Amasya genelgesini yapacak. Üçüncüsü Erzurum kongresini yapacak. Dördüncüsü Sivas kongresini yapacak. Bunlarla Kuvay Milli düzenli orduya dönüştürecek. Yani hadi hep beraber. Hani az önce kalemleri birleştirmiştim ya Tonguç'um. Hadi hep beraber birleşelim diyecek bu yaptığı kongreler ve mitinglerle. Sonrasında bunların hepsi birleşecek. Ve aynı zamanda... Hamas'la görüşmesi falan var ama burada biraz önemli olan şey misak-ı milli ilan edecek. Misak-ı milli neydi Tonguç evladım benim? Ulusal yemin. Harikasın tebrik ediyorum hemen asın bayrakları diyorum. Tonguç bildi doğru cevabı harikasın. Misak-ı milli ulusal yemin. Yani biz diyeceğiz ki biz yemin ediyoruz bu ülkeyi kesinlikle düşmana vermeyeceğiz. Biz misak-ı milli ilan ettikten sonra adamlar İstanbul'daki meclisi işgal edecekler. O zaman da Mustafa Kemal Atatürk Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açacak. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisini açınca da adamlar Sevr Anlaşması'nı imzalayacaklar Osmanlı padişahı ile beraber ve Sevr Anlaşması ile bizi işgaller işgale getirecekler. İşte Sevr Anlaşmasından sonra da Sevr Anlaşmasından sonra da artık net bir şekilde adamlar işgallere başlıyorlar. İşgallere Anadolu'nun doğusundan, batısından, güneyinden her yerinden başlayacaklar ve bize diyeceğiz ki kardeşim bir dakika biz bu işgallere karşı sessiz kalamayız diyeceğiz. Şimdi burada biz hatırlarsan önceki derslerimizi hatta ilk dönemki yazılarımızı öğrenmiştik. Bir Doğu Cephesi var. Doğu Cephesi'de kim vardı sonuç Eladın benim? Kazım Karabekir. Harikasın. Gerçekten Kazım Karabekir ismi gibi karizmatik bir adam yani. Kazım Karabekir. Doğu Cephesi'nde Ermenileri yamultuyor ve Ermenilerle biz Gümrü Anlaşması'nı yaparak o cephemizi kapatacağız. Güney Cephesi'nde ise hem Fransızlar ve hem de Ermeniler mücadele ediyoruz? Burada da Sütçü İmam ya da işte Ali Şahin Bey ya da Ali Sahip Ur Savaş gibi değerli kuvay milliyeciler Fransızları ve Ermenileri kovacak. Ama esas cephe, esas cephe şimdi bizim anlattığımız cephe olan Batı cephesi. Çünkü biz Batı cephesini kazandığımız zaman düşmanı Ege Denizi'ne döktüğümüz zaman düşman artık gidecek ve biz artık Türkiye Cumhuriyeti'ni kurabileceğiz. Yani şu anda Doğu cephesi Ermenileri yendik diye sevinemiyoruz fazla. Güney cephesi Fransızları ve Ermenileri kovduk diye sevinemiyoruz esas İngilizlerin ve İtilaf devletlerinin desteğini alan Yunanları denize dökünce rahatlayacağız. Dolayısıyla şu anda Yunanları denize dökmek için uğraşıyoruz. Son şey benim. Şimdi Londra konferansında da adamlar bizi çağırıyorlar ama birinci ünlü zaferinden sonra Sevr anlaşmasını biraz daha yumuşatıyorlar böyle mi, mi 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 ederek bize Sevr'i kabul ettirmeye çalışıyorlar. Biz de Türkler barışa yanaşmıyor demesinler diye Londra'ya gidiyoruz ve Misak-ı Milli'yi tüm dünya kamuoyuna duyuruyoruz. İskel marşı deyince aklımıza ne gelecek Tonguç? Un? Milli bağımsızlık, milliyetçilik. Harikasın bak bu LGS'de eskiden sorulmuştu buraya bir kez daha söylüyorum. İskel marşının milli bağımsızlıkla alakalı olduğu, milli kurtuluş hikayemiz olduğu, İs İskel marşının milliyetçilikle alakalı olduğunu mutlaka bilmeniz lazım arkadaşlar. Burası önemli. Moskova anlaşmasında da Ruslar bize yardım etmeye başlayacaklar ve ilk kez bir e, büyük Avrupa devleti bize destek olmuş olacak. Şimdi ardından bize bir kez daha saldıracaklar 2. Dünya Savaşı'nda. Biz bir kez daha savma yapacağız ve 2-0 yapacağız. Yani 2-0 öndeyiz hala çok şükür. Şimdi bir kez daha saldırdılar. Burada Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü'ye bir telegraf çekecek. Diyecek ki siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus yani kötü talihinde yendiniz. Çünkü biz genelde şöyle oluyor. Savaşı kazanıyoruz. Bize bir şey sunuyorlar kabul etmiyoruz. Sonra kaybediyoruz. Daha kötüsünü kabul etmek zorunda kalıyoruz. Şimdi biz 1. Dünya'yı kazanınca bize Londra Konferansı'nda bir şeyler sununca bize bunu kabul etmeyince yenilseydik... ...daha kötüsünü kabul etmek zorunda kalacaktık... ...ama çok şükür kötü talihimiz... ...kötü şansımızı durduruyoruz ve kazanıyoruz... ...sonrasında Kütahya-Eskişehir savaşlarına... ...bir daha saldırıyorlar ve maalesef burada... ...Tonguç'um 2-1 oluyor... ...burada Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmek durumunda kalıyoruz... ...gerçekten zor durumdayız... ...artık e, Kütahya-Eskişehir kaybediliyor... Ankara Polatlı'ya kadar yaklaşıyoruz ve artık e, mecliste Mustafa Kemal'e eleştiriler başlıyor. Paşa paşa boş yapıyorsun. işte kazanamayacaksın. Yenileceğiz diyorlar. Hatta meclisi Ankara'dan Kayseri'ye taşıyalım diyorlar. Böyle Mustafa Kemal'e eleştiriler gelmeye başlıyor ve Mustafa Kemal de diyor ki "Tamam arkadaşlar, korkmanıza gerek yok. Ben ordunun başına geçiyorum. Bana baş komutanlık yasası vereceksiniz." diyor. Başkomutanlık yasası nedir biliyor musun Tonguç'um? En büyük komutan o oluyor. Harikasın. En büyük komutan o oluyor ama Tüm yetkiler onda artık. Yani yasama, yürütme, yargı, meclisin bütün yetkileri onda. Başkomutanlık yasasıyla Mustafa Kemal Atatürk ordunun başına geçiyor. Ve tekalifi milli emirleri yayınlıyor. İşte bu emirler çok önemli. Nedir? Genel seferberlik emirleri. Mustafa Kemal diyor ki parasını geri ödemek koşuluyla Türk halkından yardım istiyoruz diyor ordumuzun çamaşırı yok diyor ordumuzun silahı yok ordumuzun yiyeceği yok ordumuzun kıyafeti yok Türk halkı da hep beraber toplanıp Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ordusuna yardım ediyor ve topyekün bir mücadeleye giriyoruz. Bak topyekün kelimesi çok önemli. LGS'de de çıkar Tonguç Eladım benim. E, şeyde de çıkar. Yazılarında da çıkar. Topyekün ne demek? Hep beraber hareket ediyoruz. Hani en başta göstermiştim ya şu kalemleri bir araya getirmiştim. İşte Mustafa Kemal sayesinde kalemler bir araya geliyor. Bu arada kalem de gitti. Onu verebilir misin Tonguç Eladım? Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi devam ediyoruz. Burada e, neredeyse ha. Tekalifi Milli Emirleri, Genel Sefer Belge dedik. Marif Kongresi ise yine çok önemli. Bunu da eski sınavlarda soruyorlardı. Bence bu sınavda da soracaklar. Dikkatli olun arkadaşlar. Nedir Marif Kongresi? Arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı sırasında biz şimdi e, ta şeye kadar çekilmişiz. Sakarya Ermanı'nın doğusuna kadar çekilmişiz. Yani Ankara'ya kadar gelmişiz. Millet işte meclisi Kayseri'ye taşıyalım diyor. at eleştiriler var. O sırada Mustafa Kemal diyor ki eğitim kongresi yapalım. Türk eğitim sistemini belirleyelim. O sırada eğitimle ilgili olan bakan Hamdullah Supi Tanrıverdi ona diyor ki paşam diyor ne yapıyorsun diyor. Şu anda düşman yurdun ta ortasına kadar gelmiş. Çok zor durumdayız. Savaşın ortasındayız. İsterseniz bu eğitim kongresini sonra yapalım. Hele bir savaşı kazanalım da hele bir savaş bitsin de ondan sonra yaparız diyor. Mustafa Kemal Atatürk de tarihe geçen o cümlesini söylüyor. Diyor ki cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Bu ne demek? Yani biz cehaletle savaştığımızda bak Atatürk'ün cümlesi çok önemli. Biz cehaletle savaştığımızda düşmanla savaş kadar önemli bir şey yapıyoruz diyor. Mesela şu anda biz kimle savaşıyoruz Tonguç Ali Yazılarla savaşıyoruz. LGS'le savaşıyoruz. Evet gerçekten çok fazla düşmanımız var Tonguç'um. Hem yazılar hem LGS. Evet doğru ama esasında biz cehaletle savaşıyoruz. Bunları bilmemek cahillik. Ülkemizin geçmişini bilmemek. Matematiği, feni, işte Türkçeyi, İngilizceyi, din kültürü ahlak bilgisini bilmemek bir cahillik. Biz bu cahilliği yeniyoruz ve ülkemiz için bir şeyler öğreniyoruz. Dolayısıyla şu anda yaptığımız şey de önemli. Mustafa Kemal Türk diyor savaş sırasında eğitim kongresi yapması bunun önemli bir kez daha gösteriyor. Dolayısıyla eğitim kongresi e, marif demek şöyle eğitim diye yazayım, yazayım buraya tekrar. Cehalette savaş demek. Sonrasında ordunun başına Mustafa Kemal Atatürk geçti. Ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılandı. Ve biz Sakarya Meydan Savaşı'nı yapıyoruz ve 3-1 yeniyoruz. Mustafa Kemal'e Gazi ve Maraşar rütbesi veriliyor. Fransızlarla Ankara anlaşması yapıyoruz. Biz e, batıda Yunanlarla savaşırken güneyde Fransızlar da hala Le Mans, böyle hala dolanıyorlar. Onlara da diyoruz ki hadi bakalım güle güle Ankara ile onları da gönderiyoruz. Doğu'da da Kars anlaşması yapıyoruz. E, Rusya yıkıldı yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulduğu için onlarla anlaşma yapıyoruz. Sonrasında ardından büyük taarruz var. Hemen büyük taarruza gidiyoruz. Zeynep Tonguç Şelal Evet hocam hemen gidiyoruz. Hayır yanlış yanlış yanlış. Bak bu da çok önemli. Hemen gitmiyoruz. Ordu bir yıl dilleniyor. Bekliyor. Hazır hale geliyor. Taarruz yani saldırı seviyesine geldikten sonra artık hazır dedikten sonra geçiyoruz ve Yunanları yamultup denize gönderiyoruz. Yüzme bilenler kurtulup Atina'ya kadar yüzüyorlar. Yüzme bilmeyenler ise Mortanzi Stranzi oluyorlar. Şimdi Askeri dönem bitiyor büyük taarruzdan sonra ve diplomatik dönem başlıyor. Nasıl oluyor bu? Bu da Mudanya Ateşkesi Anlaşması ile oluyor. O zaman bak şuraya özetleyecek olursak Mondros'tan sonra işgallere başladılar. Kuvayi Milli ve Yaralı Cemiyetler oldu. Musavi Kemal bunları birleştirdi. Misak Milli ile yemin ettik. TBMM'yi açtık. Adamlar Sevr ile bize resmen meydan okudular. Kurtuluş Savaşı'nı yaptık. Ardından Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Mudanya ateşkesini ilan edeceğiz. Mudanya Ateşkesi ile Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısmı bitecek. Sonrasında Mudanya Ateşkesi'den sonra da Lozan Anlaşması'yla bak Lozan Anlaşması'yla bağımsızlığımızı resmen tescil edeceğiz. Lozan Anlaşması'ndan sonra da artık Cumhuriyet'in ilanı gelecek. Burası önemli. Şimdi ne dedik o zaman burası e, ne yaptık? Mudanya Ateşkesi Anlaşması'yla Kurtuluş Savaşı'nın askeri dönemi bitiyor. Diplomatik dönem başlıyor. Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul savaş yapılmadan kurtuluyor. Sonuçta bak doğuda bir savaş yaptık. Güneyde savaş yaptık, batıda savaş yaptık ama Doğu Trak yani buralar ve boğazları düşmanla savaşmadan kurtarıyoruz. Ve Osmanlı Devleti hukuken sona eriyor. Niye? İstanbul başkent, İstanbul'u itiraf devletleri artık bize bırakıyor. Tamam diyor, TBMM'nindir diyor. O zaman demek ki artık Osmanlı hükümeti hukuken sona erdi. Şimdi geldik Lozan Anlaşması'na. Bak şu çok önemli Tonguç'um. Savaşlar bittiğinde ateşkes yapılır. Birinci Dünya Savaşı bitiyor. Mondros Ateşkesi yapılıyor. Sonra da Sevr Anlaşması imzalanıyor. Kurtuluş Savaşı bitince de Mudanya Ateşkesi imzalanacak ve ardından Lozan Anlaşması. Yani şu üçü çok önemli. Birinci Dünya Savaşı, Mondros, Sevr. Buraya geçiyorum. Kurtuluş Savaşı şöyle KŞ yazayım. Kurtuluş Savaşı yazayım. Kurtuluş Savaşı. Mudanya Ateşkesi, Lozan. Bu bitince bu ikisi yapılacak. Kurtuluş Savaşı bitince de Mudanya ve Lozan yapılacak. Şimdi Lozan Anlaşması'yla bağımsızlığımızı tescil etmeye çalışıyoruz. Nasıl olacak bu? Amacımız misak-ı kabul ettirmek. Ermeni yurdu yani doğuda Ermeni devleti kurmak istiyorlar ve kapitülasyonlar devam etsin istiyorlar. Buna taviz vermek istemiyoruz. Yani eğer yeniden Ermeni devleti kurmak isterseniz ya da kapitülasyonlardan hala devam eden faydalanamayamayamayamay böyle konuşursanız tekrar savaşacağız diyoruz. Asla taviz vermiyoruz. Burada boğazlar konusunda biz maalesef taviz vereceğiz. Başkanı Türk olan uluslararası bir komisyona bırakılıyor. Yani başında Türk var ama boğazlar. İhtilaf Devletleri'nin de olduğu bir kontrol, bir komisyon tarafından e, yönetilecek. Dolayısıyla bu bizim egemen devlet anlayışımıza aykırı. Şu anda çok şükür bu kalktı. Şu anda Möntre-Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar'ın askeri hakimiyeti tamamen bizde. O yüzden Lozan'da Boğazlar'ın e, olduğu yere şöyle bir üzüntü işareti koyuyorum Tonguç'un. Um. Maalesef burada tam anlamıyla istediğimizi elde edemiyoruz. İstanbul'un durumu İstanbul TBMM hükümetine bırakılıyor. Bu güzel bir şey. İstanbul artık egemenliğimiz altında. Ülke bütünlüğü bu, buna izin verilmiyor yani bölünmesine. Ülke bütünlüğünden taviz verilmiyor. Yani buna izin verilmedi derken bölünmesine izin verilmedi. Şöyle yazalım. Ülke bütünlüğümüzün bölünmesi için işte Doğu Anadolu'da Ermenilere bir bölge verin. Mi, mi, mi. Ya bir dakika öyle bir şey yok. Türkiye Türklerindir diyeceğiz ve bölmeyeceğiz. Sınırlar Hatay ve Musul hariç misakimli ile büyük ölçüde sağlandı. Hatay'ı 1939'da ülkemize kaçacağız. Ee, Musul'da maalesef kaybedeceğiz. Musul bizimken Musul'u İngilizler hilelerle bizden alacaklar. Toprak bütünlüğümüzü büyük ölçüde korumuş oluyoruz. Kapitülasyonlar kaldırılıyor. Bu çok çok önemli bir şey. Buraya hemen bir gülücük koyuyorum. Kapitülasyonların kaldırılması demek asın bayrakları demek. Çünkü savaşların temel nedeni nedir Tonguç evladım benim? Temel nedeni paradır hocam. Harika söyledin. Gerçekten alkışlıyorum seni. İnsanların birbirine saldırmasının temel nedeni paradır. Yani tabii ki ülkemiz için saldırdık falan filan derler ama. Herkes temelinde geçmişten bugüne kadar yani Osmanlı da ganimetler için savaşmış ama temelinde Osmanlı'nın gaza var yani Allah için de savaşmış. Ama genellikle şeyden sonra bu sanayi devriminden sonra yani insanlar artık paraya çok önem verdiği zamandan beri altın bulunduğundan beri altınlar, elmaslar ulaşmak için insanlar hep birbirleriyle savaşıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın temel nedeni de para. İkinci Dünya Savaşı'nın nedeni de para. İtilaf devletlerinin, İngilizlerin, Fransızların bize saldırmasının temel nedeni de para. E sen kurtuluş savaşı yapıyorsun. Düşmanı yurttan atıyorsun. Ama hala onlara para vermeye devam ediyorsan ki kapitülasyonlar bu demek. Onlara hala ekonomik ayrıcalık vermeye devam etmek demek. O zaman niye kazandın savaşı? Sakarya Zaferi'ni niye kazandın? Büyük taarruzu niye kazandın? Bunların hiçbir önemi yok. Yani şurası var ya Tomuş Eladmin. Hani 1-0 İnönü'yü kazandık. Güzel. 2. İnönü Savaşı'nı kazandık. Harika. Sakarya Meydan 3-1. Harika. Büyük taarruz harika. 4-1. Kapitülasyonları kaldırmakta 10'a 1 oluyor. Yani eğer bunların hepsi 4 savaş kazanmaksa kapitülasyonları kazanmak, kaldırmak Altı savaş kazanmak gibi. Çünkü ekonomin rahatlıyor. İşte ekonomik bağımsızlık adına kazanım elde ediliyor. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılıyor. Azınlıklar kimdi Tonguç helal dinim? Azınlıklara azınlık deniyor hocam. Yani öyle denmez de gerçekten Kurtuluş Savaşı sırasında azmışlardı. Ne yapmışlardı? Rumlar, Ermeniler ülkemizi bölmek için böyle e, karmaşa çıkarmaya çalışmışlardı. İşte azınlık okullarıyla milli bağımsızlığımıza zarar verecek e, düşünceler yaymışlardı. Biz onlara diyoruz siz Türk vatandaşısınız. Gaza gelmeyin. İç karışamazsınız. Artık beraber yaşıyorsanız bizle beraber sevgili Rumlar, Ermeniler güzel güzel yaşayın. Yok eğer azacak olursanız yani ülke bütünlüğünü bozacak ulusal birlik ve beraberliği bozacak olursanız sizi buradan kovarız diyoruz. E, ordumuza baktığımızda ordumuza herhangi bir sınırlama getirilmiyor. Askeri alanda herhangi bir kısıtlamaya gidilmiyor. Şimdi istersen bunlarla alakalı biraz soru çözelim sonra Atatürk ilkeleriyle devam edelim. Tonguç benim. Bu yazıl notlarından bunları bir kez daha okumanı da tavsiye ediyorum. Altını çizmeni tavsiye ediyorum. Yazılı denemelerine zaten sorular çözeceksin. Şimdi gel Burası dura dursun hemen şu şeyi e, Sakarya Savaşı ile alakalı sorularımıza bakalım. Gel bakalım. Demiş ki Mustafa Kemal Sakarya Meydan Savaşı'nda hangi ünvanla Türk ordusunun başındadır? Hatırlarsan Mustafa Kemal Türk Sakarya Zaferi'nden önce Kütahya İskir Savaşları'nda yenildiğimiz için ordunun başına geçmişti. Ve ne komutan olmuştu Tonguç Ali baş Başkomutan olmuştu. Harikasın. O zaman buraya yazıyorum. Başkomutan. Yani bütün komutanların başına o geçmişti. Yasama Yürütme Yargı. Artık ondaydı ve başkomutanlık yetkisiyle Türk ordusunun başına geçiyor Mustafa Kemal. Şimdi, Mustafa Kemal'in hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz sözü, dünya askerlik literatürüne hangi kavramı kazandırmıştır? Şimdi burada bazı yabancı kelimeler var, onları tercüme edeyim. Sınırı müdafa yani sınırı savunmak yoktur, bölgeyi savunmak vardır... O bölge bütün vatandır diyor. Yani Mustafa Kemal diyor ki Kurtuluş Savaşı sırasında biz işte yok e, Batı cephesinde nerede o kağıdı mı sen? Batı cephesinde e, mücadele ederken şöyle belli bir bölgeyi savunmuyoruz diyor. Yani belli bir sınırı savunmuyoruz diyor. Biz bütün ülkeyi savunuyoruz diyor. Bir bölgeyi savunuyoruz diyor. Ve bu bölgede vatanımızdır diyor. Vatanın her bir karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadık. Yani herkesi öldürmedikleri sürece bizden diyor. Burayı terk etmeyeceğiz diyor. Yani a sınırı kaybettik. Savaşın yapıldığı yer. Hani futbol maçı nerede yapılır Tomuç Eladim Stadyumda yapılır. Stadyumda yapılır ve biter maç öyle değil mi? Eskiden de savaşlar bir bölgede yapılırmış. Yani bir sınırda yapılırmış. Savaş meydanında yapılırmış. Savaş kaybettiğin zaman artık tüm ülkeyi kaybetmiş olursun. Atatürk diyor ki artık o bitti diyor. Artık diyor savaş meydanı diyelim ki şurası. Şurası Türkiye olsun. Savaş meydanı şurası tamam mı? Savaşı burada kaybettik diye savaş kaybettik anlamına gelmez diyor. Burası değildir diyor savaşın yeri. Yani savaş bütün ülkeyi kapsar diyor. Yani ülkenin en doğusundaki Hakkari'deki vatandaşımız da... ...Kars'taki vatandaşımız da... ...Rize'deki, Samsun'daki, Hatay'daki vatandaşımız da öldürmediğiniz sürece... ...yani bu ülkedeki herkes öldürmediğiniz sürece bu ülkeden bizi çıkaramazsınız diyor. Ve bu gerçekten dünya askeri tarihinde çok çok önemli bir şey. Ee, askerlik literatürü yani askerlik e, bilimine geçmiş bir cümle. Yine buna benzer başka cümleleri de var Mustafa Kemal Türk'ün. İşte ben size yenmeyi değil ölmeyi emrediyorum diyor mesela Çanakkale Savaşı'nda. Bu da çok garip bir cümle ama birçok e, askeriye de okutulan bir cümle. Gerçekten askeri bir deha Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi işte burada Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatmak istediği şey şu. Biz diyor yani sadece ordumuz savaşacak. E ordumuz kaybetti savaş bitti. Hayır öyle bir şey yok. Bütün herkes kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle savaşacağız diyor. Bu da hep birlikte savaş anlamına gelen Topyekün savaş oluyor Tonguç Ülal'de benim. Topyekün savaş gerçekten Atatürk'ün şöyle imzasını atalım. Ee, dünya literatürüne e, müsahkemen tarafından geçmiş mükemmel bir cümle. Geldik buraya. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi 80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir sınava kadar 10 binin üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tonguçakademi.com'da. Evet şimdi sorumuza diyor ki buna göre TBMM'nin neye önem verdiği söylenebilir demiş yazınız demiş bakalım. Şimdi TBMM Lozan Konferansı'na katılacak olan Türkiye heyetinden Doğu Anadolu'da kurulması düşünülen Ermeni Devleti meselesi ve kapitülasyonların kaldırılması konusunda kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir. Gerçekten de biz Lozan Konferansı'na katıldığımız zaman bize böyle herkes de böyle kocaman kocaman sandalyeler var tamam mı bütün devletlerde Osmanlı Devleti'ne yani Türkiye'ye daha doğrusu bize küçük bir mintoş bir sandalye veriyorlar. Yani İsmet İnönü'yü böyle ezmeye çalışıyorlar ve diyorlar ki ya işte Ermeni devleti bulunsun kapitülasyonlar devam etsin diyorlar hatta konferans dili olarak Türkçe'ye de koymuyorlar sadece ee, işte İngilizce var işte böyle farklı farklı diller var ama Türkçe'yi koymuyorlar ya kardeşim konferansın esas konusu biziz zaten yani Türkiye sen nasıl Türkçe koymasın İsmet'in önü sinirleniyor diyor ki kardeşim diyor biz buraya diyor piknik yerinden gelmiyoruz diyor. Biz buraya binlerce insan öldü, binlerce insan kan döküldü, binlerce insan şehit oldu, binlerce insan da mortanzi oldu. Yani sonuçta düşman asker ölünce mortanzi oluyor, bizim askerimiz ölünce şehit oluyor. Siz diyor daha neyin mücadelesini veriyorsunuz? Yani bir daha mı savaş istiyorsunuz? Bizi sinirlendirmeyin diyor. Adamlar da İsmet büyük bir sandalye veriyorlar, konferansını Türkçe yapıyorlar ve ardından da kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecekler. Şimdi ve bunun içinde ne kadar zaman sürüyor biliyor musun? Saatler sürüyor hocam. Ne saatleri? İki yıl sürüyor. İki yıl bunu yapmıyorlar. İki yıl boyunca konferans devam ediyor. Yani i̇ki yıl boyunca Yani biz geri geliyoruz, geri gidiyoruz. Bir daha toplanıyoruz, bir daha bir daha. İki yıl boyunca adamlar kapitülasyonları kaldırmamak için mücadele ediyorlar. Dolayısıyla burası çok önemli. Yani 1-0 birinci bir önü. 2-0 ikinci önü. 3-1 Sakarya Meydan Savaşı. 4-1 Büyük Taarruz. 10'a 1 kapitülasyonların kaldırılması gibi aklına çok ne tutmalısın. Şimdi o zaman burada TBMM'nin ne önem verdiği söyleyebilir? Birincisi ekonomik bağımsızlığa. Niye? Çünkü kapitülasyonları kaldırmak istiyoruz. Ekonomik bağımsızlığa şöyle yazalım. Ekonomik bağımsızlığa ve tabii ki Ermeni devletini istemediğimiz için de bu da yine toprak bütünlüğü diye yazalım şöyle. Toprak bütünlüğü şöyle noktalarımızı koyalım Tonguç'um. Evet şimdi bu ikisi önemli Lozan Konferansı'nın temel konuları bunlar Tonguç evladım benim. Şimdi Atatürk ee, e ülkeleri ülkelerine geldik. O zaman buraya şimdi tekrar geri dönelim. Atatürk ilkeleri yolumuza devam edelim. Şimdi buradaki ilkelere baktığımız zaman birincisi Cumhuriyetçilik ilkesi. Cumhuriyetçilik ilkesi Tonguç Elan'ın benim net bir şekilde ülkeyi halkın yönetmesi yani milli egemenliktir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, çok partili hayata geçilmesi, seçimler yapılması bunların her biri cumhuriyetçilikle alakalıdır. Şimdi bak şu çok önemli Osmanlı Devleti'nde milli bağımsızlık vardı. Osmanlı Devleti de bağımsız bir devlet. Ama milli egemenlik yoktu. Yani padişah yönetiyor ülkeyi. Bizde ise cumhuriyetçilik sayesinde milli egemenlik de gelmiş olacak. Burası önemli. Cumhuriyetin ilanı sayesinde. Mesela şu anda günümüzde Suudi Arabistan'da milli bağımsızlık var. Suudi Arabistan'ın bayrağı var. Suudi Arabistan'ın ordusu var. Sınırları var. Başkenti var. Ama Suudi Arabistan'da milli egemenlik yok. Çünkü cumhuriyet yok. Suudi Arabistan krallıkla yönetiliyor. Gelelim milliyetçiliğe. Burası Hepimiz Türk milletiyiz. Hepimiz bir millet diyoruz. Bu ırkçı bir e, ilke değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan tüm herkes yani Türkiye ile Rumuyla, Ermeniyle, Çerkeziyle, Tatarıyla, Lazıyla, Kürdüyle hep beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Irkçı bir millet, milliyetçilik yok. Zaten Mustafa Kemal Türk ne mutlu Türkiye demiyor. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyor. Dolayısıyla burada milliyetçilik işte Türk bayrağı, işte Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Tevhid Edir Türkçe Tarih Coğrafya Derslerini Türk hocalarını okutması, kapitülasyonların kaldırılması, Kurtuluş Savaşı hep milliyetçilikle alakalı. Şimdi cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin birleşimi ise halkçılık. Halkçılık ise eşitlik demek. Yani hepimiz eşitiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşturan vatandaşlar sen ağasın, sen padişahsın, sen sultansın, sen işte ne bileyim hacısın, hocasın böyle bir şey yok. Hepimiz eşitiz. Mesela soyadı kanunuyla ünvanlar kaldırılacak. A paşa, hacı, hoca gibi herkes soy isim alacak ve bu şekilde ilerleyecek. Ee, halkın yararına yapılan her şey, halkın eşitliğini sağlayan her şey halkçılıkla alakalı. Devletçilik ekonomiyle alakalı demiştik. Karma ekonomi. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan çıktığımızda Zaten ekonomik olarak zor durumdayız. Bir de 1929 yılında ekonomik buhran oluyor. Yani Amerika'da bankalar batıyor. Amerika'daki bankalar batınca tüm dünya ekonomisi çöküyor. Ve o yüzden de tüm dünyada çok ciddi bir para krizi yaşanıyor. O sırada halkın eline zaten para olmadığı için yeterli sermaye olmadığı için yani temel yatırımlar işte büyük fabrikaları devlet yapıyor. Ama gene küçük fabrikaları halkın açılması için de halk desteklenecek. Bu da karma ekonomi devletçilik oluyor. Layıklık ise aklın ve bilimin aydınlığına ilerlemek. Yani din yerine akıl ve bilimin öncülüğünde ilerlemek laiklik oluyor. Eskiden biliyorsun Osmanlı Devleti'nde şer'i kanunlar var. Yani dine göre, Kur'an-ı Kerim'e göre yapılan kanunlar var. Mustafa Kemal Atatürk diyecek ki Kur'an-ı Kerim şeriat kanunlarına göre değil, İsviçre'deki medeni kanunlara göre eee evlenme, boşanma, miras, işte toplumsal hayata katılma gibi kanunlar gelecek diyor. Ve akıl ve bilim aydınlığında layıklık getirilmiş oluyor. İnkılapçılığa baktığımızda ise çağdaşlaşmak için daima ileriye. Yani biz yönümüzü doğuya değil batıya çeviriyoruz. Latin harflerini alıyoruz. Mesela gidip Japon harflerini almıyoruz. Gidip de İran harflerini almıyoruz. Batın harflerini alıyoruz. İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın, Avrupa'nın, İsviçre'nin kullandığı harfleri alarak Batı yolunda ilerliyoruz. Yaptığımız bütün çağdaşlaşma hareketleri, bütün yenilikler hep inkılapçılık ilkesiyle alakalı. Şimdi burada bazı olaylar var. Bu olayları anlatırken bunların hangi ilkeyle alakalı olduğunu söyleyeceğim. Böylece konuyu tam bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi saltanatın kaldırılması yani padişahlığın kaldırılması sence hangi ilkeyle alakalıdır Tonguç'um? Cumhuriyetçilik. Harikasın tebrik ediyorum süpersin. O zaman buraya yazıyorum cumhuriyetçilik. Şöyle cum yazıyorum ben sen anlarsın. Saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilik. Niye? Çünkü egemenlik milletindir diyorsun padişahın değil. Şimdi Nedenleri ulusal egemenliğe aykırı. Lozan'da ikilik çıkarılmasının öne geçmek. Saltanatı biz şurada kaldırıyoruz. Mudanya ile Lozan arasında. Saltanatın kaldırılmasını buraya yazalım şöyle. Biz de e, ikililik çıkarmak için e, Lozan'a hem padişahı çağırıyorlar hem TBMM hükümetini çağırıyorlar. Biz de o yüzden saltanatı kaldırıyoruz. Sonucunda ulusal egemenlik ilkesi güçlendi. Ülke çift baş yönetimden kurtuldu ve laik devlet yönetimine geçti. ilk adım oldu. Bak saltanat kaldırdığımız zaman Halifeliği kaldırmıyoruz. Yani Osmanlı padişahı e, padişahlık yeteneğini kaybediyor ama e, burada Osmanlı padişahının amcasının oğlunu halife ilan ediyoruz. Böylece İsmet İnönü başbakan oluyor. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı oluyor Cumhuriyet'in ilanından sonra. E, Abdülmecit Efendi TBMM'nin halifesi oluyor. Yani 3 Mart 1924'e kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin halifelik de var. Yani dinle devlet ayrılmış oluyor. Ankara'nın bir başkent ilan edilmesi yine cumhuriyetçilikle alakalı. Cumhuriyetin ilanı sence hangi ilkeyle alakalı Tonguç Çok kolay soru bariz belli hocam. Cumhuriyetçilikle alakalı tabii Aferin. ki Aferin kolay sorularda başarılısın. Evet cumhuriyetin ilanı cumhuriyetçilikle alakalı bunu biliyoruz. Nedenleri neden ilan ediyoruz? Bunu bir kere devlet başkanlığı sorunu var. Yani padişahlığı kaldırmışız ama daha cumhuriyet ilan edilmemiş bak. Saltanatı kaldırıyoruz Lozan'a gidiyoruz. Sonra cumhuriyeti ilanı bak. Cumhuriyetin ilanı diye yazayım şöyle. Cumhuriyetin ilanı. İşte Cumhuriyet ilan edilene kadar biz Lozan sırasında mesela ülkenin rejim sorunu var. Devlet başkanı belli değil. Hükümet bunalım var. Ve ulusal egemenliği de güçlendirmek için Cumhuriyet'i ilan ediyoruz. Cumhuriyet ne zaman ilan edildi Tonguç Herhalde? 29 Ekim 1923'te. Harikasın. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan ediyoruz. Ve devlet başkanımız Mustafa Kemal oluyor. Ve kabine sistemine geçiliyor. Artık yani partiler, kabinler var. E, 3 Mart 1924'te de halifeliği kaldırıyoruz. Burada da yine ulusal egemenlik güçleniyor ama bu daha çok laiklik ve cumhuriyetçilik alakalı. O zaman şöyle laik, ve cum yazıyorum. Niye? Çünkü dinle halife biliyorsun ilk başta Peygamberimiz Hazreti Muhammed vefat ettikten sonra işte Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, sonrasında Emeviler, sonrasında Abbasiler, sonra Memlükler, sonra Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı padişahları böyle hep halife olmuşlardı. Yani halife çok ciddi bir şey, dini lider. Ama artık biz halifeliği kaldırıyoruz. Neden? Çünkü birincisi halifenin gücü azaldı. Araplar Birinci Dünya Savaşı'nda bize yardım etmediler ve biz de laik bir ülke olduğumuz için laiklik önündeki büyük bir engel olan halifeliği kaldırıyor Mustafa Kemal Atatürk. Aynı gün Tevhid Tedrisat Kanunu çıkarılıyor. Yani eğitimde birlik. Bak böyle yazıyorum. Eğitimde birlik. Hatırlarsan Osmanlı'da eğitimde birlik yoktu. Ama artık Tevhid Tedrisat Kanunu ile azınlık okulları, askeri okullar, modern okullar, medreseler... Hepsi hepsi hepsi. Medreseler zaten kapatılıyor. Hepsi Milliyetin Bakanlığı'na bağlanıyor. Şeriye ve Efkaf Vekaleti ile Erkan Harbiye Vekaleti kaldırılıyor. Şeriye Vekaleti'nin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Efkaf Vekaleti'nin yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü... Erkan'ı Harbiye Vekaleti'nin yerine de Genel Kurmay Başkanlığı kurulacak. Bunların hepsi yine layıklık ilkesi doğrultusunda yapılan önemli gelişmeler. 1924 Anayasası'nın kabulü de yine Cumhuriyetçilik ilkesi. Bu anayasa Cumhuriyet'in ilanından sonra yapıldığı için anayasaya yönetim biçimimizin Cumhuriyet olduğu yazılıyor. Şimdi bu alanındaki gelişmelere baktığımızda Medeni Kanunu kabulüyle burası çok önemli bak. Burada sınavda çıkar. Nerede bizim sınavda çıkar kağıtlarımız? Siyasi alanda olup olmadığı... Burayı hocalar ve LGS çok seviyor sormayı. Şimdi medeni kanundan önce Osmanlı'da mecelle var. Mecelleye göre ee, tek eşli evlilik yok. Ama medeni kanundan sonra kadınlar istediği mesleği seçebiliyorlar. E, mirastan erkekle eşit pay alıyorlar. Ve aynı zamanda boşanma hakkı elde ediyorlar. Buna benzer çok ciddi kadınlara yönelik çok güzel haklar var. Ve e, ama kadınlara seçme hakkı verilmiyor burada. Yani medeni kanunda 1926 kabul edilen medeni kanunda kadınlara seçme seçilme hakkı daha verilmiyor. Sonradan verilecek. Birçok Avrupa ülkesinden önce verilecek. Ama medeni kanunun kabulüne kadar evlenme, boşanma, miras, istediği mesleği seçebilme konularına kadınlar erkeklerden birkaç adım gerideler. Ama medeni kanunla eşitlik sağlanmış oluyor. Dolayısıyla medeni kanun layıklıkla bariz bağlantılı ve aynı zamanda herkes eşit olduğu için... Halkçılıkla da bağlantılı bak halkla yazıyorum yani halkçılık ilkesiyle de bağlantılı. Niye? Çünkü herkes eşit olmuş oluyor. Hukuk birliği sağlanmış oluyor. Burası önemli. Bize sınavda şöyle soruyorlar genellikle yazılarda. İşte medeni kanun ile kadınlara evlenme, boşanma, miras, istediğimiz insanı seçebilme ve seçim konularında haklar tanımıştır diyor. Hayır seçim yok. Seçim yok. Seçim sonradan 1930, 31 ve 33 yıllarında işte belediye seçimleri, muhtarlık seçimleri ve vekillik seçimleriyle verilecek. Ve burada da yine biz dünyadaki birçok ülkeden önce vereceğiz. Mesela biz medeni kanunu hangi ülkeden alıyoruz biliyor musun Tonguç benim? Amerika'dan. Atma evladım ne Amerika'sı. İsviçre'den alıyoruz. İsviçre'den aldığımız yani kadınlara bu güzel hakları veren kanunu İsviçre'den alıyoruz. İsviçre bizden 30-40 yıl sonra kadınlarına seçme seçilme hakkı veriyor. Yani adamlar bu kanun hazırlamalarına rağmen bizim kadınlarımızdan 30-40 yıl sonra çok daha sonra kadınları seçme seçilme hakkı elde edecek. Dolayısıyla biz gerçekten boynuz kulağa geçer hızlı bir şekilde modernleşeceğiz. Şimdi toplumsal alanda gelişmelere baktığımızda şapka kanunu fes ve benzeri başlıklar giyilmesi yasaklanıyor. Ve yine bu inkılapçılıkla alakalı Tekke ve zaviyelerin kapatılması. Tekkenin küçüğüne zaviye diyorlar. Tekke, zaviye, türbeler eskiden çok güzel yerler. Yani böyle Yunus Emre'lerin, Mevlana'ların, Hacı Bektaşi Veli'lerin, Pir Sultan Abdal'ların, çok değerli Hacı Bayram Veli'lerin, çok değerli şeyhlerin, zatların yetiştiği yerler. Ama zamanla buralar bozuluyor. Buralar bozulduğu için de Mustafa Kemal Atatürk bunları kapatıyor. Şeyh, derviş, mürit gibi ifadeleri yasaklıyor. Bu da bariz bir şekilde laiklik ilkesiyle alakalı. Takvim saat ve ölçülerde değişiklik oluyor. Biz e, işte Rumi, Hicri takvim kullanırken artık batıya uyum sağlamak için miladi takvim kullanıyoruz. Ve günümüzde kullanılan saat ve rakamlara geçiyoruz. Bu da bariz bir şekilde inkılapçılık ilkesiyle alakalı. Niye? Çünkü batıya yöneliyoruz. Soyadı kanunu ile herkese Türkçe birer soyadı veriliyor. Senin soy ismin nedir Tonguç? Tonguçoğlu. Harikasın bak. Tonguç Tonguçoğlu. Güzel bir soy ismin var. Böylece Türkçe bir soy ismin var. Bu da yine halkçılık ilkesiyle bağlantılı. Herkes halkçılık ilkesi sayesinde işte olmuş oluyor kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi bariz bir şekilde cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı. Niye? Seçme, seçilme, meclis, seçim, sandık bunları gördüğün zaman hemen ee, cumhuriyetçilik ilkesi diyeceksin. Tonguç Ela'dım benim. Bu arada tekrar söylüyorum. E, burası Türkiye şarkısını mutlaka izleyin arkadaşlar. Bu konuları süper bir şekilde anlatıyoruz. Renkli resimli ve e, güzel bir melodiyle. Şimdi eğitim ve kültür alanında gelişmelere baktığımızda tevhid Tedrisat Kanunu. Yani eğitimde birlik kanunu. Bu da yine Eğitimde kız çocuktan okuma hakkı veriliyor. Karma eğitim. Bu layıklık oluyor. Aynı zamanda herkes okuyabildiği için, herkes iş olduğu için halkçılık ilkesiyle alakalı. Harf inkılabı ile okur yazar oranı artırılıyor. Bilgi ve kültür düzeyi yükseliyor. Yani okumayı yazmayı insanlar daha iyi öğrensinler. Batın harflerine uyum sağlasınlar istiyoruz. Ve dolayısıyla da bu da yine e, inkılapçılık ilkesiyle alakalı. Millet mektepleriyle okuma yazma seferberliği başlatılıyor. Şimdi mesela diyelim ki, şu anda harfler değilse okullardaki çocuklar harfleri öğrenmeye devam eder. Ama ben ne yapacağım? Ben yetişkinim. Ben yani okula gitmiyorum. İşte bizim gibi yetişkinler için de harf inkılabından sonra okullar açılıyor. Bunlar da millet mektepleri deniyor. Bu da yine halkçılık ilkesiyle alakalı. Niye? Çünkü halka destek oluyoruz. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu yine milliyetçilik ilkesi doğrultusunda böyle milliyetçilik yazıyorum... Milli yazayım buraya. 1931'de Türk Tarih Kurumu, 1932'de Türk Dil Kurumu kurularak e, Türk kültürü, Türk e, düşüncesi, Türk ülküsü yeniden güçlendirilmiş oluyor. Bak şu çok önemli Tonguç'um. Osmanlı Devleti'nin dağılmasına sebebiyet veren milliyetçilik yeni Türk Devleti'nin kurulmasını sağlıyor. Şöyle düşün. Osmanlı'nın içinde Türkler var. Rumlar var. Ermeniler var. Sırplar var. Bulgarlar var. Araplar var. Farklı farklı bir sürü millet var. Şimdi Fransa itilenden sonra milliyetçilik isyanları çıkınca ilk, ilk olarak Sırplar diyor ki biz Sırbız diyorlar ayrılıyorlar. Sonra Rumlar biz Rumuz diyor ayrılıyor. Sonra Romenler sonra Bulgarlar hepsi biz bir şey izleyip ayrılıyorlar. Herkes kendi milliyetinden dolayı ayrılıyor. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki kardeşim siz madem Osmanlı Devleti'ni parçalıyorsunuz, milliyetçilik isyanları çıkarıyorsunuz, o zaman biz de Türküz arkadaşım diyor. Yani madem sizler böyle isyan ediyorsunuz, biz de Türküz diyor ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyor ve bizlere diyor ki biz Osmanlı'yız evet doğru Osmanlı'da çok büyük başarılar elde ettik ama Türkler ta Osmanlı'dan önce de vardı diyor. Yani işte Hunlar ee, Köktürkler, Uygurlar, Karahanlar, Gazneliler, Selçuklular, Anadolu Selçukları... yani ta Metehan'dan Alparsan'a, Melikşah'tan Alaaddin Keykubat'a biz çok güçlü soylu bir milletiz diyor yani bunu bilin istiyor. Üniversite reformu araştıran sorgulan bir üniversite oluşturuyor. Bu da yine batıya yöneldiğimiz için inkılapçılık. Güzel sanatlar ve spor gelişmeler gelişmelerde yine inkılapçılık olarak kabul edebiliriz. Sonuç eladım benim. Şimdi ekonomi alanındaki gelişmelere baktığımızda İzmir İktisat Kongresi'nde ekonomik bağımsızlığı sağlamak ve ekonomi politikalarını belirlemek için misak-ı iktisadiyi kabul ediyoruz. Bak misak-ı milli vardı bir de misak-ı iktisadi yani ulusal ekonomik yeminimizi kabul ediyoruz. Diyoruz ki kapitülasyonları kaldıracağız bu kadar basit ve e, yerli malını desteklemeye başlıyoruz. Aşar vergisinin kaldırılması çiftçi, yani bu İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar milliyetçilikle alakalı milli diyelim. E, yerli malın kullanılması ne alakalı Tonguç eladım? Milliyetçilikle alakalı. Yerli malı haftasında hocamız bizi tahtaya kaldırdı. Evet orada garip bir şey olmuş. Yani yerli malı olarak seni nasıl anlamadım neyse. Ama yani orada hocamız herhalde senin üzerine kıyafetlerden dolayı. Bak sen yerli malı kıyafetler giyiyorsun ya. Bu tarz yerli malı giyin demek istemiş olabilir. Hocamızı tebrik ediyoruz. Neyse yerli malı kullanılması milliyetçilikle alakalı. Aşar vergisinin kaldırılması Çiftçinin sırtından yük alınıyor. Normalde devletin gelirlerinin yüzde ama Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı sonrasında çiftçimiz zor durumda diye bunu da kaldırıyor. Bu da yine halkçılık ilkesiyle alakalı. Kabotaj kanunu ile Türk kara sularında gemi işletme hakkı yabancılardan alıp Türklere veriliyor. Bu da yine milliyetçilik ilkesiyle alakalı. Kapitülasyonların kaldırılmasının devamı niteliğinde yani. Teşvik sanayi kanunu ile amaç ülke ekonomisini güçlendirmek, yatırımı teşvik etmek. Bu da yine hem ee, devletçilik ilkesiyle alakalı, devletçilik ilkesiyle alakalı ve aynı zamanda Halkçılık ilkesi alakalı. Niye? Çünkü ee, devlet diye yazalım şöyle. Halkı destekliyor. Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulması, 1929 krizini yani o dünyadaki büyük buhran, Amerika'daki krize tedbir alınması, sanayi planlarının yapılması, MTA'nın kurulması yine devletçilik ilkesi doğrusu yapılan önemli gelişmeler. Şimdi gel sorularımıza kaldığımız yerden devam edelim Tonguç Evladımen'in. Bunları yapmıştık ha. Şurada izah edelim. Demiş ki, laiklik ilkesi doğrusu yapılan inkılaplardan 3 tanesini ve bunların hangi alanlarda değişim meydana getirdiğini yazınız demiş. Şimdi birincisi, Layıklık ilkesi yapılan ilk adım Tonguç Helal'in benim saltanatın kaldırılması. Saltanatın kaldırılması diye şöyle güzelce yazalım. Kaldırılması. Şimdi bu tabii ki yönetim alanında bir değişiklik getiriyor. Şöyle yazalım yönetim alanında ve aynı zamanda siyaset alanında bir değişiklik getiriyor. E, Halifeliğin kaldırılması yine çok çok önemli bir şey layıklık alanında. Bu sence hangi alanlarda e, değişiklik getirmiştir Tonguç Şelal'in benim? Yönetim, siyaset. Harikasın. Aynısı. Yine yönetim ve siyaset alanında. Çünkü halifeliğin kaldırılması bununla alakalı. Bir de yine eğitimle birlik kanunu kabul ediliyor mesela. Tevhidi, tedrisat. Tevhid, birlik demek. Tedrisat, e, yine eğitim demek. Eğitimle birlik kanunu yapılıyor. Bu da dolayısıyla eğitimle alakalı diyebiliriz. Bunun haricinde işte tekke ve zaviyelerin kapatılması toplumsal alanda bir değişim sağlıyor diyebiliriz. Geldik başka bir soruya. ...saltanatın ne zaman kaldırıldığını ve cumhuriyeti ne zaman ilan edildiğini yazınız demiş. Şimdi saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırılacak. Sonrasında Lozan'a gideceğiz. Lozan'dan sonra da Türk e, Devleti'nin bağımsızlığını temsil eden, tescil eden 29 Ekim 1923'te... E, ...Lozan'dan sonra da 29 Ekim 1923'te de Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi belli olacak. Yani cumhuriyet ilan edecek. O zaman saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922. Şöyle yanına yazalım tarihler önemli. Saltanatın kaldırılması. Ee, şey ise 29 Ekim 1923 ise Cumhuriyetin ilanı. Halifeliğin kaldırılması ne zaman Tonguç Eladım? 3 Mart 1924. Aferin Tonguç'um. Gerçekten alkışı hak ettin. Süpersin. Bunlar önemli bilgiler. Zaten 3 Mart 1924 halifeliği kaldırılıyor. Tevhid-i Tedrisat kabul ediliyor. Şeriye ve Efka Fekalti kaldırılıyor. Erkan'ı Harbiye kaldırılıyor. Bunların her biri önemli. Bu inkılapların Türk toplumuna neyi sağladığını yazınız. Tabii ki Bunlar cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı ve e, Türk toplumu artık ulusal egemenliğe geçiyor. Ulusal egemenlik, ulusal egemenlik güçlendi ve e, halk yönetimde söz sahibi oldu. Halk yönetimde söz sahibi oldu. Yani şu anda eskiden babadan oğula geçiliyordu. Yani işte Osman Bey, onun oğlu Orhan Bey, onun oğlu Birinci Murat, onun oğlu Yıldırım Beyazıt Tabi padişahlarımız mükemmel. Burada ben e, o zaman için mükemmel bir sistemdi. E, ardından işte Yıldırım Bayezid. Ondan sonra e, Çelebi Mehmet, sonrasında İkinci Murat, sonrasında Fatih Sultan Mehmet, sonrasında İkinci Bayezid, sonrasında Yavuz Sultan Selim, sonra Karnı. Böyle mükemmel yönetimi vardı. Tamam babadan oğla. Ama şu anda günümüzde bu olmaz. Şu anda babadan oğla yöntemi bitti. Şu anda bu ülkede sen de Cumhurbaşkanı olabilirsin, ben de olabilirim, şu anda bizi ekranları başında izleyen arkadaşlarımızdan Merve de olabilir, Zümra da olabilir, Ayşe de olabilir, Ali de olabilir, Osman da olabilir, hepsi olabilir. Niye? Artık ulusal egemenlik var ve cumhuriyet var. Geldik buraya. LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştı? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarı. Senin için o da yeterli olmuştu. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. Detaylar tonguçakademi.com'da. Buna göre medeni kanun ile kadınların hangi alanlarda kazanımlar elde ettiği söylenebilir. Hatırlarsan LGS'de de yazılarda %3 çıkar demiştim. Bak biz de sormuşuz zaten. Şimdi Medeni kanun ile Türk kadınına boşanma hakkı, mirastan erkek ile aynı oranda hak elde etme, istediği mesleği seçme ve tanıklıkta erkek ile eşit olma hakları tanınmıştır. Şimdi bunların her biri birincisi sosyal haklardır. Boşanma hakkı, mirasla eşitlik aynı zamanda ekonomik bir haktır. İstediği mesleği seçebilme. O burada siyasi hak var diyebilir miyiz Tonguç helal ademin? Evet hocam. Hayır diyemez işte hemen tongaya düşünün. Siyasi hak yok. Burada seçim seçilme olmadığı için siyasi hak yok. Sadece sosyal ve ekonomik haklar var. Bunu bilmemiz lazım. Seçenekler de öyle böyle. Sosyal, ekonomik, toplumsal haklar. D seçeneğini siyasi yazıyor. Sen diyeceksin, "Hayır hayır hayır böyle bir şey olmaz." Geldik buraya. Dönemin Milletin Bakanı Reşit Galip bu sözlerinde Darül ile ilgili neyi vurgulamıştır? Darül ne demek hocam? Fenlerin diyarı demek. Yani esasında o zamanki İstanbul Üniversitesi. Darül Fünun İstanbul Üniversitesi. Şimdi yani üniversite o zamanki Osmanlı'daki üniversite. Şimdi memlekette sosyal ve siyasi büyük inkılaplar oldu. Darül bunlara karşı tarafsız bir gözlemci gibi kaldı. Ekonomik alanda anlamlı hareketler oldu. Darül bunlardan habersiz göründü. Hukukta radikal değişiklikler oldu. Darül yalnız yeni kanunları öğretim programına almakla yetindi. Harf oldu öz dil hareketi başladı. Darülfünun bunu hiç önemsemedi. Şimdi Milliyetin Bakanı Reşkali bu sözlerinde Darülfünun ile ilgili neyi vurguluyor? Yani o zamanki üniversiteler gerçekleştirilen inkılaplara duyarsız kalıyor. O zaman şöyle diyelim. Darülfünun ne yapmış? Gerçekleştirilen inkılaplara yani değişimlere, devrimlere duyarsız kalıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Duyarsız kaldığını diyebiliriz. Sonradan da biz diyoruz ki madem Darülfünun böyle duyarsız kalıyor. Biz Darülfünun'u kapatıyoruz. Ve yerine İstanbul Üniversitesi kuruluyor. Darülfünun yerine kurulan şey de İstanbul Üniversitesi. Ve e, Malçe diye bir adam gelecek. Diyecek ki üniversitelere hep babadan oğlu alıyorlar. Artık üniversite sınavları olsun diyecek. Sınavı kazananlar girsin diyecekler. Ve sınavlar böylece gelmiş olacak. Sınavları ülkemize Malçe mi getirdi hocam? Evet. İlk başta üniversite sınavları yapılması kararını veren Malçe diye bir adam ki iyi bir şey yapıyor. Diğer türlü zenginler girecek sadece ya da babadan oğlu olacak. Ama şu anda sınava çalışan kazan herkes girebiliyor. Geldik buraya. 17 Şubat 1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde nokta nokta kararların alınmasıyla ne amaçlanmıştır? Bakalım. Yabancı şirketlerin elindeki işletmeler devlet tarafından satın alınmalıdır. Ham maddesi yurt dışında bulunan sanayi dalları kurulmalıdır. Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanmalıdır demiş. Şimdi birincisi buradaki her şey dikkatliysen milli ve bağımsız bir ekonomi için. O zaman yazalım milli ve bağımsız bağımsız ekonominin kurulması birinci amaç. Niye? Çünkü diyoruz ki e, yabancı şirketlerin elinden işletmeler alınmalı. Yani Türklerin olmalı diyoruz. İşte mesela tekel e, yabancıların elindeydi. Biz Türklere geçiyor. Biz alıyoruz. Devlet alıyor. İşte aynı zamanda ham maddesi yurt içinde olan sanayi dağları. Yani bizim kendi ülkemizde üretebileceğimiz Pamuk bizim ülkemize çıkıyor Çukurova'da. Oradan pamuk, tekstil, iplik fabrikalara çalınıyoruz. Ve sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması. Bak milli bankalar bu da önemli. Kendi ham maddemizi kullanmakta yine kendi öz kaynaklarımızla kalkınmaktan bahsediyor. Kendi öz kaynaklarımızla kalkınmanın öneminden bahsediliyor Tonguç Elhan'ın benim. Ve ee, kalkınmanın sağlanması diyelim hatta önemi demeyelim de sağlanması diyelim. Ve ekonomide şunu da yazalım. Ekonomide dışa bağımlılığın yani yurt dışına bağımlılığın başka ülkelere bağımlılığın önlenmesi. Bağımlılığın yanlış yazmayayım. Önlenmesi diye yazıyoruz. Şimdi geldik başka bir soruya. Hocam buna benzer test sorularını nasıl çözebilirim? Evet test soruları zaten test kitaplarımızda var. Yazılı sorularını da biz sana yazılı denemelerini hazırladık Tonguç'um. Bak burada görüyor musun? Senin için böyle inkılap tarihinde boşluk doldurmalar, açık uçlu sorular, cevaplamalı sorular, altı cili sorularla süper hazırladık. Bunların her birini mutlaka çöz Tonguç'um. Çözemezsen de karakodu okutarak soruların cevaplarını güzel bir şekilde ve oradan yaz defterine geçir. Şimdi bir tane test sorumuz var. Demiş ki Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili tablo verilenlerin Atatürk ilkeleriyle eşleştirilmesi aşağıdaki hangisi doğru yapılmıştır diyor. Şimdi egemenliğin kaynağı halktır. Kişi, sınıf ve zümre ayrımı gözetmez. Bak şimdi herkes eşittir demek istiyor. Herkes eşittir kelimesini gördüğün zaman halkçılık diyeceksin. Dolayısıyla cevabımız ya A ya B. Yani C ve D olamaz. Niye? Çünkü milliyetçilik eşitlik değil. Milliyetçilik Türklük demek. Veyahut da ırk ayrımı olmaması gibi şeyler oluyor. Şimdi devam ediyoruz. Din ayrımı gözetmez. Akıl ve bilime dayalıdır. Bak din ayrımı gözetmiyorsa. Akıl ve bilime dayalıysa. Bu da laiklikle alakalı. Ozan A da gitti. Her alanda değişime ve gelişme dayanır. İnkılapçılık. Bak değişim ve gelişim, inkılapçılık. Akıl ve bilim, laiklik. Kişi sınıf ayrımı gözetmez. Halkçılık. Ekonomik güce göre ayrım gözetmez. Ekonomi demek devletçilik. Irk ayrımı yok demek de milliyetçilik. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği oluyor Tonguç. Um. Bak eşitsek halk eşit. Akıl ve bilim varsa layıklık var demektir. Değişim gelişim batı yönelmek inkılapçılık. Ekonomi devletçilik. Irkçılık yoksa bu milliyetçiliktir. Atürk milliyetçiliği ırkçı değildir Tonguç'um. Şimdi gelelim web örnek yazılı sorusu benzerlerine. Bunlardan da birkaç tane sorumuz var. Bunlar da önemli. Ardından da yazılı programımızı bitireceğiz. Tevhid-i Kanunu nedir? Bu kanunun ee, çıkarılma nedenlerinden iki tanesini yazarız demiş. Şimdi tevhid-i tedrisat kanunu nedir Tonguç Şelal'in benim? Çok güzel bir kanundur hocam. E, tebrik ediyorum. Güzel açıkladın. Güzel bir kanun ama ne olduğunu bilmemiz lazım. Tevhid-i tedrisat kanunu eğitimde birlik yapabilmek demek. Yani eğitimde birlik. Türkiye'de eğitim alanında reform yapabilmek yani değişiklik yapabilmek, millilik, laiklik, modernlik esaslarına uygulayabilmek için eğitim kurumlarının birleştirilmesine ihtiyaç duyulması sebebiyle hazırlanan kanun. Ülkenin eğitim işlerinde çok başlılığın kaldırılmasına amaçlıyor. Biliyorsun Osmanlı'da medreseler var, askeri okullar var, azınlık okulları var, modern okullar var. Eğitimle birlik yok. Mustafa Kemal Türk hepsini aynı amaç etrafında toplamak için e, tabii ki de tevhid tedrisat yani eğitimle birlik kanunu yapıyor. Tevhid tedrisat kanunu demek ki eğitimde eğitimde birlik kanunu dur aynı hedef ve ülküde yani amaçta toplanmış bir toplum oluşturmak. Yani şimdi bizim okullarımızın hepsinde sınıflarda Türk'ün resmi var, gençliği tabi var, Türkiye Türk bayrağı var ve aynı zamanda İstiklal Marşı var. Bütün okullarda Türkçe dersi okutuluyor. Bütün okullarda tarih coğrafya dersini yani Türkçe Türk hocalar okutuyor. Bunların hepsi eğitimle birlik sağlıyor aynı hedef ülkede toplanmış bir toplum oluşturmak ve eğitimi eğitimi milli ve laik bir yapıya kavuşturmak kavuşturmak için biz eğitimle birlik kanunu çıkarıyoruz kavuşturmak e, için yapıldı diye yazabiliriz geldik başka bir soruya Türkiye uluslararası takvim ölçü ve tartı birimlerinin kabulüyle neyi amaçlamıştır şimdi Burada birincisi şu çok önemli biz batıya uyum sağlamaya çalışıyoruz. Yani arşın endaze okka dediğin zaman adam anlamıyor. Adam geliyor buradan bana iki kilo domates verin diyor mesela Avrupalı bir veya iki ton domates verin diyor. Biz ton ne bilmiyoruz kilo ne bilmiyoruz. Takvim saatler uymuyor mesela. Dolayısıyla bunu uymak için batılı devletlerle işbirliği yapabilmek için batının kullandığı tatilleri kullanıyoruz. Eskiden Türkiye'de cuma günü tatilmiş ama batıda cuma günü tatil değil karmaşa oluyor. Dolayısıyla batılı devletler ile ilişkileri kolaylaştırmak amaçlanıyor. Kolaylaştırmayı amaçlamıştır diyebiliriz. Amaçlamıştır diyebiliriz. Ee, ve tabii ki burada inkılapçılık var. İnkılapçılık ilkesiyle yapılıyor. İnkılapçılık. Ve bunu tek bir kelimeyle söyleyeyim hocam dersen de batı ile uyum diyebiliriz. Batı ile uyum sağlanıyor. Burada batı ile uyum için inkılapçılık ilkesi orası yapıldı diyebilirsin. Geldik başka bir soruya. Milliyetçilik ilkesi siyasi ve kültürel birliğe dayanan bir toplum yapısını ortaya çıkarır. Bu durum toplumda milli kültürün geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmasını ve kurumlar oluşturulmasını öngörür. Atatürk döneminde milli kültürün geliştirilmesi için oluşturulan kurumları ve amaçlarını yazınız demiş. Şimdi birincisi Türk Tarih Kurumu 1931 yılında açılan TTK Türk Tarih Kurumu. İkincisi de Türk Dil Kurumu 1932 yılında açılan. Bunların temel nedeni ne? tabii ki de milli kültürün ve milli kimliğin oluşması. O zaman amacını yazalım. Amaç milli kültür ve milli kimlik kazandırmak. Yani Türklüğümüzde gurur duyuyoruz. Türklüğümüzü biliyoruz. Bunu da Türk Tarih Kurumu'nun, Türk Dil Kurumu'nun yaptığı çalışmalarla öğreniyoruz. Evet, şimdi yazılı programımızı bitirdik. Tonguç'um, Mutlaka yazı notlarından bu anlattığımız yerlerin altını çiz ve şurasını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yazılı denemelerinde senin için hazırladığımız sorular gerçekten çok değerli. Buradaki soruları çözdüğün zaman emin ol sınavda hiçbir zorluk yaşamayacaksın. Niye? Burada bir soru var ardında cevabı var. Sen cevabını yaparsan puanı kazandın eyvallah süper. Ama yapamazsan mutlaka karakutu okutarak soruların çözümünü yaz buraya. Mesela bak bu soru bence yazılı sınavınıza gelme ihtimali çok yüksek bir soru. Niye? Atatürk'ün nüfus uzanı verirler sana derler ki Burada hangi inkılaplar var? Bak TC yazıyor Cumhuriyet'in ilanı Soyadı var soyadı kanunu Harfler değişmiş harf inkılabı Yani tamamen yoruma dayalı süper sorular var Bu soruları mutlaka çözmelisin Tonguç Eladim benim Hadi bakalım hepinize yazılarda başarılar diliyoruz arkadaşlar Ödüllü sorumuzu yapın bu videoyu beğenmeyi de unutmayın Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu